Mersin İçerik Gelişim Bak Dijital çıkmış. Mehmet Işık, Haber TV. Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü. Zafer Aktaş, İlemiye Tüdyo. Arkadaşlar, bazı katılımcıların trafikte olduğunu söylediler. Dolayısıyla... Diğer, yani dikey alanda yoğunlaşmak lazım. Toplantının amacı hem tanışmak hem bundan sonraki süreçte doğru bilgi, sizleri doğru bilgilendirmek için yapmamız gereken konular varsa o konuda bir yol haritası belirlemek. Çünkü biz inanıyoruz ki doğru bilgiden yanlış karar da çıkmaz, yanlış haber de çıkmaz. Bu şu anlama geliyor. Sizler bizi bilgilendirdiğinizde, doğru olarak bilgilendirdiğinizde bizler uygulamalarımızı bu yönde yapmaya gayret edeceğiz. Biz sizleri doğru olarak bilgilendirdiğimizde sizler de kamuoyunu bu anlamda bilgilendirmiş olursunuz. Basın mensuplarımız da başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız İstanbul'a katkı sunacak herkesle birlikte yol almaya hazırız. Milyonlarca insanın yaşadığı yerde suç işleniyor. Bu suçlarla işlenmemesi açısından kolluk kuvvetlerimiz mücadele ediyor. 60 bine yaklaşan emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve benzeri kamu görevlisi var. Dolayısıyla da suç oranlarını olabildiğince azaltmaya gayret ediyoruz. Ama suç işlendikten sonra cinayet olayları başta olmak üzere İstanbul'da faili meçhul kalan olay yok. Bu güzel bir şey. Mala karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı her geçen gün artıyor. Daha iyi hale getirmek her zaman mümkün. İnşallah geçmişte %10'larda, %11'lerde düşüş olduysa gelecekte daha fazla düşmesini sağlamamız gerekiyor. Belli katalog suçlar var. İzin verildi. Her şeyin nizami ama uyuşturucu, terör, cinsel taciz ve benzeri suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz. Dolayısıyla da bizim göç politikamız merhamet eksenli, adalet eksenli. Kimseye zulüm de etmiyoruz. Kimsenin burada başıboş dolaşmasına da müsaade etmiyoruz. Bu uygulama devam ettiği müddetçe ki böyle bir politika var devam edecek. İnşallah çok kısa süre içerisinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminde çıkmış olur. Arkadaşlarımız 7/24 bu çalışmaları yapıyor. Göç Başkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız hem lojistik anlamda hem diğer yönleriyle çok önemli destek veriyor. Daha da önemlisi bunun ticaretini yapan insan ticareti ve benzeri konularda işin içerisinde olan kişilerle ilgili de kolluk kuvvetlerimiz gerekli mücadeleyi yapıyor. Bundan sonra da daha da arttırarak yapmaya devam edecek. Bireysel silahlanmayla ruhsatlı silahları birbirinden ayırmak lazım. Evet, ruhsatlı silahlar da bireysel silahlanma ama bir ruhsatı var. Suç işleme oranlarına baktığımızda ruhsatlı silahlar neredeyse yok denecek kadar az. Ama ruhsatsız olarak bireysel silahlanma olabiliyor. Bununla ilgili de gerek şok uygulamalarında, gerek alanları kapatarak emniyetin, jandarmanın yaptığı uygulamalarda çok sayıda silah ele geçiriliyor. En son 2023 yılında hem de 2022'de ne kadar silah yakalandığını emniyet müdürümüz toplam rakamını söyler. Dolayısıyla da bununla mücadele ediyoruz. Esenyurt'ta da özel baktığımızda geçen seneye göre
suçlar %9 oranında düşmüş. Esenyurt'un nüfusu artmasına rağmen suç oranı %9 azaldıysa bir mücadele var. Asıl olan şu, devletin bir kararları var mı yok mu? Devletin, İçişleri Bakanımızın da bütün valilere talimatıdır, sokak çeteleriyle, adı ne olursa olsun, bu anlamda illegal gruplarla sonuna kadar mücadele edilecek. İster bir kişi olsun, ister bin kişi olsun, asla suç işleyenleri hoş görmeyeceğiz. Asla suç işleyenleri himaye etmeyeceğiz. Asla suç işleyenleri normalleştirmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz ama ne ile karşı karşıya olduğumuzu da bilmemiz lazım. İnsan olan yerde suç işlenir. Suçun işlenmemesi için bütün tedbirleri alacağız. Suç işlendikten sonra da faili meçhul olmaması için güvenlik kameraları başta olmak üzere, istihbarat başta olmak üzere bütün enstrümanları kullanacağız. Yabancıların suç işleme oranı vatandaşlarımızın çok 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 altında. Ama suçu kimin işlediğinin bana göre hiçbir anlamı yok. Asıl olan o suçun işlenmesi. Asıl olan o suçun işlendiğinde vatandaşlarımızın mağdur olması. Dolayısıyla da bu mağduriyeti ortadan kaldırmak lazım. Bu suç işlenme oranını düşürmek lazım. Vatandaş öldükten sonra bunu öldüren yabancı da olsa, Türk de olsa, bir başkası da olsa hiçbir şey ifade etmez. Ama ilçelerimizin birbirinden bir farkı yok. Ya şurada çok işleniyor, burada az işleniyor, bura kurtarılmış bölge. Buraya polis giremiyor, buraya jandarma giremiyor. Bunlar şehir efsanesi. Polisin, jandarmanın girmediği hiçbir yer yok. İlçelerimizin birbirinden farkı yok. Hepsinde suç oranları düşüyor. İstanbul güvenli bir şehir. Ama daha güvenli olması için yapmamız gereken işler var, onu da yapacağız. Her gün fırsatsız tabanca yakalıyoruz yaptığımız kontrollerde. Ayrıca kaçakçılık şüphemizin takip ettiği şeylerde bu yıl bin civarında kaçak, yani fırsatsız silah dediğim silah ile geçiriyor. Bu sene 587 civarında tabanca yakalamışız. Bu sadece kaçakçılık evet. Anlamında. Yani takip ettiğimiz projenin dosyalarımız. Teşekkür ediyoruz. 18 milyonluk şehrin huzur ve güvenliğini biz 51 Şubat 39 ilçede 138 polis merkezi, 7 karakol ve 4 helikopter ve 51 bin civarında personel sağlamaya çalışıyoruz. 2020 yılında tüm suçlarda İstanbul'da aydınlatma oranı %74 iken şu anda %92. Kişilere karşı suçlar aydınlatma oranı %91 iken şu anda %98. Yani %98 aydınlanıyor. Mağdurlarına karşı suçlarda %35 aydınlatma oranı varken şu anda mağdurlarına aydınlatma oranı %74 yükseldi. Bu kriterler önemli kriterler. Genel suçlara baktığımız zaman Sayın Valimiz bahsettiği gibi genel suçlarda tüm suçlarda %9 düşüşümüz var. Mağdurlarına karşı suçlarda %17 bir düşüşümüz var. Yabancılar karıştı olaylardan bahsediyoruz. Yabancıların karışmış olduğu olaylara baktığımız zaman bir önceki yıla göre bu yıl arasında %23'lük düşüş. Abi geri gel ya. Yani biz aydınlatma oranlarımız %6'larda şu an. Yani yabancıların karışmış olduğu olay sayısı %6'larda. Esenyurt yabancıyla beraber 1108 büyük bir nüfus. Türkiye'de 57 ilden büyük bir ilçe. Ve ister istemez suç istatistiklerine baktığımız zaman en büyük ilçe olduğu için suç oranlarına göre ilimizde meydana gelen suçların %6'sını Esenyurt'ta meydana gelen.